Evet, şimdi sandalyeleri açacağız. Kurabilirsek kuracağız. Ay yavaş ya, yanma dedi. Bir dikkatli Ses olmuyorsun ya sesini. mal. Açıyoruz. Açtık, siz görüyorsunuz şuranın o tarafı. Bir an 3 tane sanırım. Çek bu onları, sen de şunu. Hayır, onu kaldırma. Alıyor da siyahlık bulaşır. Gelin şimdi kurmaya, ama önce bunu açacağız. Şunu düzgünce bir serelim. Çabuk ol. Evet, bu şekilde. Tek sağlam bir şeye benzemiyor. Allah'tan esniyormuş. Yoksa kafayı yer. Nerede yıkanır? Biz şu oturma yerlerini takmaya çalışıyoruz. Şurasını bilemedik ya da olmuyor. Sonra tekrar deneyeceğiz. Şimdi denemeyeceğiz. Zaten bu evde de kullanmayı düşünmüyoruz. Taşındığımız zaman kullanmayı düşünüyoruz. O zaman taşındığımızda görüşürüz. Tabii daha videoya çekeceğim başka bir şey almazsak. 13 Ağustos'tan herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte kitapları ve masayı kurmayı deneyeceğiz. Açı şu an çok güzel olmasa da idare eder. Açalım. Hazır olun, gitmek üzere. Açıyoruz. Şu kağıdı bir an kırık geldi, sandım öldüm seni. Annem merdiven olarak kullanabilir. Böyle böyle duracak, takacağız ama. Umarım bir şey yanlış yapmıyoruzdur ve yapmayız. Neyse, devam edelim. Esin'in işi bitene kadar ben şu çapraz kısmı hallettim. Kitaplık da bayağı sağlamlaştı. Bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu. Düşebilir. Son 2 raf kaldı. Bunları da taktıktan sonra yemek yiyeceğiz. Büyük bir ihtimal masayı kurmayacağım. Bitti. Ben bitmese mi iyiydi? Hepinize merhaba. Taşınma vlogu'ma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte odayı toplayacağız. Birinci, ikinci, üçüncü gün diyerekten eklerim. Şimdi yatakların başlıkları söküldü. Babam onları söktü. Ben test kitaplarımı yerleştirdim. Kutuları. 2 kutu çıktı. Şurada 1-2 günde kullanacağım şeyler var. Burada normal oku şeyleri. Bu arada tam da sınav haftasına denk geldi. Birazcık kötü oldu. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi toparlamaya devam edelim. Bu arada bugün kaba eşyalar, yatağı falan götürecekler. Koltukları götürecekler. Bizim kullanmadığımız şeyleri götürecekler. Ondan sonra yarın full taşınırız diye umut ediyorum. Evet, yataklar gitti. Bu da gitse iyi olur. Odanın son hali. Son değil de şu anki hali bu şekilde. Şimdi şunu boşaltacağım. Buraları temizlerken falan çekemedim. Çekmedim.
Çünkü ablam temizledi. Bu da gidecek. Şimdi şunu boşaltalım. Bu elbise dolabına benzer şeyden bıktım artık. Umarım yenisi alınır. Yenisi alınacak da umarım çabuk alınır. Bu arada ben küçük odayı seçtim. Söyle sana sevgilim, aşk aç beden gider. Kameralar oynama tayım. Gel yardım edeceksin. Hı? Yardım edeceğim. Vesaire vesaire bla bla okey. Hızlı çekme alıyorum. Evet geldik evimize. Şu an bir ev turu yapayım size. Babam bir balkondan malzeme verecekler. O yüzden hızlıca göstereyim. Girişte böyle bir tuvalet var. Işığı şuradan açılıyor. Ben buranın koridor sanmıştım. Bu arada bu evin elektriği bir yıldır geldi. Burada vesile yeri var. Bu annemle babamın ilk televizyonu, o yüzden annem atmadı. Burası çok iyi. Bir tık daha olabilirdi. Ama gerek yok. Sepetin üzerine de koyabiliriz. Burası çamaşır makinesinin yeri. Ayna. Mi. Me too. Şu sinkovdan nefret ediyorum. Bir kere sıkmıştım. Gözümün içi kabardı. İçi. Duşakabin, klozet. Çıralara çiçekler koyacağız. Burada yatak odası var. Benim ayı. Buranın ışığı yokmuş, bir dakika. Burası bu şekilde. Şurada küçük bir balkon var. O kadar küçük ki. Bulaşı açıp gösterebilirim. Bu kadar küçük. İnşallah sağlıklı bir şekilde yerleşiriz. Zaten yerleşmesek bu video olmazdı. Benim eski panduf. Bu arada ablam kadife ipten bana siyah panduf örmeyi deneyecek. Normal ev terliği örüyor. Satıyor. Almak isterseniz yazabilirsiniz. Ticaret time. Evet, bu küçük oda benim. Çok da küçük değil. Gayet güzel bence. Benim diğer evdeki ilk odam gibi. Şurada priz var. Çok yüksekte ya. Biraz alçak olsa daha iyi olurdu. Bunlar bana ait değil. Yatağın başlığını kurmayacağım. Yoksa odanın şeklini değiştiremem. Bu şekilde kalır. Masayı da şuraya koyacağım. Şuraya bir raf yaptırmayı planlıyorum. Burası Esin'in odası. Tartıştık tartıştık. Sonra küçük odanın dekorasyonu, temizleyişi, her şeyi güzel olur dedim. Ben küçük odayı aldım. Bu şekilde. Kapıları böyle bir kapıyı ve şu tahtaları beğenmedim. Ama yapacak bir şey yok. Mutfak dolabı çok güzel bence. 10 üzerinden 8. Burası çok kötü ama kaplayabiliriz. Annem ikna olursa. Döküntü. Sen necisin? Sen de mi kardeşsin? Bu da siz. Hello.
başlığı da böyle kullanacağım. Takmaya da gerek yok zaten, yine yaslanabiliyorum. Bu arada takılı değil demesem takılı zannetmiştiniz. Birçoğunuz. Öyle duruyor. Evet, TV'miz takıldı. Boyutuna bakayım. Tam iyi bence. Süper. Bunun üzerinden 9,7. Evet, herkese merhaba. Ben çocuklara bakıyorum. Ben tamamen boşaldı sayılır. Bir tür daha kaldı. Şimdi size boş odaları göstereceğim. Şöyle bir sustum. Evet, odamızı terk ediyoruz. Boş hali. Artık yeni bu odada yeni bir başlangıç time. Çiçekleri en son götüreceğiz. Bu şekilde şu an. Burası bomboş. Koridor şu oda. Bilmem. Salon. Oradaki salon burayla hemen hemen aynı ama orası daha geniş. Ve daha avantajlı. Kapının arkasında kısım var. Kapı ortada gibi bir şey yani. Tam ortada değil de. Burada fazla çekmeyeceğim. Yerleştirirken çekmek daha eğlenceli olur. Umarım unutmam. Mutfakta bu şekilde. Bunları da götüreceğiz son olarak. Sonra yemek yiyeceğiz. Evet, odamı gösteriyorum. Şekilde. Fazla kullanmadığım kitapları buraya koyacağım. Kitaplarımın hepsini bu kitaplığa koyamam. Her taraf kitapla dolar. Zaten taşıyacağını da zannetmiyorum. Hiç kullanmadıklarımı kitabın aman yatağın altına koyabilirim. Masayı da birazdan kuracağız. Aslında ben bu videoyu taşınma vlog olarak çekecektim. Ama odamı yeniliyorum videosuyla çakışıyor. Yeni masaya bu eve taşındığımızda kullanmaya başlayacaktım. Bunun için de kurmam gerekiyor. Şimdi kurarken çekmesem videolarda zaten gözükecek. O yüzden odamı yeniliyorum da taşınıyorum vlogda. Bu videonun içerisinde olacak. Umarım severek izlersiniz. Neyse, şimdi başlayalım. Şeyler var. O yüzden hiç kurcalamıyorum. Masada zaten iki tane raf var. O rafa da en sık kullandığım kitaplar koyacağım. En sık kullandığım kitaplar burada. Kalem ürünleri falan da burada. O yüzden buraya hiç girmiyorum. Şu an yerleştirdiklerim bu şekilde. Şurada full denemeler var. Bu kadar çok deneme birikmiş. Burada karışık burası, öyle söyleyeyim. Burada MEB'in verdiği TYT, burada MEB'in verdiği AYT. Niye AYT bu kadar az bilmiyorum. Kesin başka bir kutuda ama nerede? Bu arada dur bakma. Bu kadar kitabı da kullanmıyorum şu an. Kalanlık zihinleri koyayım. Kitaplık herhalde bu kadar şu anlık. Anahtar olsaydı masaya kuracaktım. Anahtar olayını size de anlatayım. Masaya kuracağım, tamam mı? Matkap gerekiyor. Matkap ablamgilin arabada. Ablamgilin arabanın anahtarı yok. Bulamadılar. Abim dün gece ablamgilin arabayla bir yere gitmiş. Anahtar ondaymış. Ya kotun cebinde, kotun cebine baktık yok. Ya da ceketin cebinde. Giydiği ceket benim ceketim. Ben de ceketi kaybolmasın diye kendi okul çantamı koymuştum. Okul çantası da ablamgilin arabasının içerisinde. Yani yine araba, arabada, aman anahtar arabanın içerisinde. Araba buraya geldiğinde masayı kuracağız. Ben de masayı kurulumu uzun sürecek büyük bir ihtimal. Bir de onun yerleştirmesi var. Şimdi getirseler iyi olurdu. Çay keyfi yapıyorlar. Şimdi ne yapacağım ben? Şu yatağın altına konacak şeyleri bari ayarlayayım. Bu masaya yani. Ha, bu neyesine ben çektim.
Bunu da Yasin'e vereyim, okusun. Sarmaşıklara paylaşacağız. Bu da Yasin'in komşumuz vermişti. Yasin'e kullanması atsın çöpü. Sarmaşığın biri Yasin'in biri benim. Ben kendime yeni alırsam bunu Yasin'e veririm. Ya da Yasin kendine yeni alırsa bunu bana verir. Eski kitapların çekmecesi var. Bu kitapların çekmecesi Yasin'in odaya gidecek. İçerideki malzemeleri seçip ayırmam gerekiyor kendimin olanları. Bu arada annem bunu bize hediye olarak almış. Mum ledler. Ya da led mum. Göstereyim hemen. Bu şekilde hemen yapayım. Yedek olarak pil de almışlar. Bu şekilde. İkisi benim, ikisi Esin'in artık. Bunu da masama koyarım. İkisini Esin'e vereyim. Şarjım 3 kalmış, şaka gibi. Şimdi kapanacak. Şarj aletim de çantada. Anlattığım mevzu gibi çanta arabada. Neyse, görüşürüz. Ben buraları bir halledeyim. Masayı birlikte kurarız umarım. Köşelerini takmayacağım. Biri kırık, biri de gelmemiş. Bir işe de yaramıyor zaten. Direkt düz olsa, şu çıkıntı yeri olmasa takabilirdim. Şimdi gelin masaya yerleştirilecek olan şeyleri yerleştirelim. Bambuyu da böyle tek bir şeye aktardım. Burada daha güzel. Bu arada suyuna, bambunun suyuna küflü çivi falan atarsanız, bir de hiç değiştirmezseniz büyüyor. Ben onu denedim. Bu büyümeye başladı. Bunlar zaten kendiliğine büyümüştü. Aslında ilk önce bu sarardı. Bunun şu kısmı. Biz kopardık, belki burası canlanır diye canlandı. İnşallah bu da uzar gider. Şimdi Esin'le kalemleri paylaşmak zorundayız. Şu organizer'ı Esin'e vereceğim. Benim de olsa kalem kutum var. Yerleştirelim. Bu arada ben küçük tripodu bulamıyorum. İnşallah buradadır. Buraya koyduğumu da hatırlamıyorum. Burada mı değil? Tekrar bakayım. Yok. İnşallah bulunur. En sevdiğim oydu. Bu bir işe yaramıyor zaten. Kendine ayrı yok. Hızlı çekim alıp öyle şey yapacağım. Yoksa hafızam iflas. Sonlandırmayı unutmuşum. Birkaç gündür erteliyorum zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir.